Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Size daha önce bu minik yeni doğan bebeğimin yapılışını anlattım. Gövdesini, kıyafetlerini, hepsini kanalımda bulabilirsiniz. Köşede kartları ekliyorum yapılışlarını. Ayrıca böyle port bebesi de var. Bu videoda size farklı bir kombin çalışması göstereceğim. Bu şekilde küçük tulumu daha basit yapılışta patikleriyle beresiyle böyle sevimli bir kombini de size göstermek istedim. Bu da aynı şekilde port bebeğin içine yatabilir. Bakın böyle arkadaşlar. Şimdi hemen şort yapımıyla başlıyorum. Herkese kolay gelsin. Şortu yaparken arkadaşlar iki paça öreceğim. İki paça da aynı şekilde. Bakın birinci paçayı ben ördüm, bitirdim. Şimdi bundan bir tane öreceksiniz. Hazırlayacaksınız. Şimdi anlatacağım şekilde. İpim yine alize kotongol. Tığım 2 milim. Alize kotongoldlar arkadaşlar. Önceden biraz daha tok ve kalındı. Şimdi iyice incelttiler. Pembe, beyaz, sarı. Bunlar bayağı ince. Son aldığım renkler mavi, yani aslında önceki ip kalınlığı daha iyiydi ama yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar zincir çekerek başlıyorum. Biraz gevşek çekeceğim. 1 2 3 14 tane zincir çekiyorum. 5 6 14 tane zincirimi çektim. Zincirim kıvrılmadan, dönmeden böyle bu şekilde karşılıklı ilk sık iğnenin içine batıyorum. İlmek kaydırma yapıp bir tane zincir çekiyorum. Şimdi birleştirdiğim yere, aynı yere batıyorum. Bu ipi de şöyle aldım. Bir kere aldım arkadaşlar. Burada yürütmek istemiyorum. Bir sonraki sırada yürüteceğim. Şimdi her zincirin üstüne bir tane sık iğne yaparak 14 tane yapmış olacağım. Zincirin iki kanadını almış oluyorum. Altta bir kanada kalıyor. On üç, on dört tane sık iğnemi yaptım. İlk sık iğnem burada. Ona battım. Bu ilk başlangıç ipini de buraya geçirerek gizliyorum. İlmek kaydırma yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine batıp bir tane sık iğne yaptım. Yanındakine geçiyorum. İpi gizleyeceğim bu sırada. İki tane sık iğne yaptım. Bir tane ördüm tek. Yanındakine çift yaptım. İki tane aynı boşluğun içine sık iğne yaptım. Bir tane tek, yanındakine çift, bir tek, bir çift şeklinde 7 kere arttırma yapacağım. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Tek bir çift. Sayım 21 sık iğneye çıktı. İlmek kaydırma yapıp birleştiriyorum. Bir tane zincir çektim. Buradaki ipi keselim. Şimdi devam edeceğim. Sayım 21. 3. sırada 21 sık iğneye bir sıra dümdüz örüyorum.
İlmek kaydırma yapıp birleştiriyorum. Şimdi diğer parçayı alıyorum. Tığımı buradan çıkardım. Diğer parçanın bakın bitiş noktası burası. İlmek kaydırma yaptığım yer burası. Onun yanına bakın tersten geçirdim. Tığımı, bu ipimi de buradan alıyorum. Bir zincir çektim. Aynı boşluğun içine yine karşılıklı batıp sık iğne yapıyorum. Yanına batıyorum. Karşısından yine sıradaki ilmeğe sık iğneye batıp bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bakın buradan devam edeceğim. Son yaptığım yer burası. İki sık iğne ile birleştirdim. Şimdi şuradan örmeye devam ediyorum. Tek örüyorum. Artık birleştirme yapmıyorum. 2 3 18 19 21 sık iğnem vardı. 19 2 tane ile birleştirdik. 19 sık iğne kaldı. Yalnız burada bakın ilmek kaydırma yaptığım yer de var. Oraya da batıyorum. 20 sık iğne yapmış oluyorum bir paçadan. Sonra diğer paçaya geçiyorum. Bakın diğer paçaya sıradaki sık iğneden başlıyorum. Yine burada da 20 tane yapacağım. Bakın 19 burası. Bir tane de ilmek kaydırma boşluğu var. Ona da yapıyorum. Orada bir boşluk oluşmasın diye 20 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi buraya işaret takacağım. İşaret ipimi yerleştirdim. Bakın artık buradan başlıyorum. Buraya battık arkadaşlar birleştirirken. Buradan hemen sıradaki sık iğneden başlıyorum. Toplamda 20-20 40 tane sık iğnem olacak. Bakın böyle bu şekilde devam edeceğiz. Böyle paçaların etrafından artık ortadan örmüyoruz tabii ki. 40 tane sık iğnem var. 40 sık iğneyi 7 sıra daha öreceğim. Toplamda paçadan itibaren 11 sıra yapmış olacağım. Şimdi bu sırayla birlikte başlayacağım. 7 sıra daha, toplam 7 sıra daha 40 sık iğne öreceğim. Buraya geleceğim tekrar aynı şekilde devam edeceğim. Bakın. Şuradayım şimdi. 1 2 3 4. sırayı yaptım. Buradan itibaren 7 sıra daha yapıp şortun boyunu tamamlayacağım. 7 sıra daha ördüm. Toplam paçadan itibaren 11 sıra yaptım. Bu ipin biraz daha ince olduğu için sanki biraz kısa oldu gibi ama çok da farkı yok. Eğer sizin kısa olursa bakın şöyle olması gerekiyor. Biraz yüksek olacak beli. Bir sıra daha yapabilirsiniz. Şimdi bitiş noktasından burada bitiş noktası burası. İlmek kaydırma yapıyorum. 1 2 3 tane ilmek kaydırma yaptım. İpimi keseceğim. Bu şekilde buradan arkaya çekiyorum. Bu ipime iğne takıp içeriye gizleyeceğim.
Şimdi şu ipi hazırlayalım. İki metre ipi ikiye katladım arkadaşlar. Katlanmış hali bir metre. İki metre ipi ikiye katlayıp kesiyorum. Şimdi bir tarafından vurmaya başlayacağım. Bunu böyle tutuyorum arkadaşlar. Bir tarafını vuruyorum. Karşıdan biri tutarsa daha iyi olur. İpi geçirmek için arkadaşlar şuradan başlayacağım. Bakın tam orta noktası burası. 1 2 3 sık iğne atlıyorum. 3 sık iğne atlıyorum. 4. ve 5. sık iğneden geçiriyorum. Bakın geçirdikten sonra burada ortaya 3 tane sık iğne kalıyor tam orta kısma. İki tane atlıyorum. Sonra üçüncü ve dördüncüden geçiriyorum. İki tane atlıyorum. Geçirdim. İkinci sıranın altına geçiriyorum. Son iki sık iğne sıranın. Gördüğünüz gibi. 2 tane sık iğne atlıyorum. Dördüncüden batıp böyle bu şekilde 2 sık iğneyi birlikte alarak geçiriyorum tığımı. Şimdi burada bakın sıra kayması olduğu için spiral ördüğüm için 2 tane atlıyorum. Şuradan geçireceğim. Bakın bir üst sıraya geçiyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Normalde şuradan yapmam gerekiyor. Yani şuradan bir üst sıraya geçiyorum. Çünkü burada dengesizliği azaltmak için. Bakın böyle. Daha sonra yine aynı şekilde burada da ikinci sıraya denk gelmiş oluyor tabii ki. Üst sıraya geçtim çünkü. Ortada 2, 4, 6 tane boşluk kalıyor. Tam ortaya denk gelmesi gerekiyor onun arkadaşlar. Şimdi bebeğimi giydireceğim. Bakın ortada tekrar göstereyim. Tam orta kısımda 3 bu taraftan, 3 bu taraftan 6 tane sık iğne kalıyor. Şekilde sıkıştırıyorum. Bu önde pile olacak olacak gibi böyle sıkıştırıyorum bakın. Bir tane düğüm attım. Biraz daha sıkıştırabilirim. Şimdi boyundan arkaya geçirip düğümleyeceğim. Şimdi bu minik patiği yapacağım.
Bir tanesini yaptım. İkisi de aynı olacak arkadaşlar. Şimdi zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Yine biraz gevşek örelim arkadaşlar. Eğer çok sıkı örüyorsanız 2'den biraz fazla bir tığla örebilirsiniz. Çok sıkı örerseniz küçük olur patiğimiz. Ben birazcık elimi serbest tutuyorum. Şimdi ikinci zincire batacağım. İki zincire batıyorum. İki, üç, dört tane sık iğnemi yaptım. Bir tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Yine dört tane yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. İki sıra oldu. Bunu dört sıra yapacağım. Bir, iki, üç, dört. Bir zincir çekip yine döndüm. Bir, iki, üç, dört tane sık iğne yaptım. Şimdi bir zincir çekip dönüyorum. Eksiltme yapacağım bu sırada. İlk sık iğneye battım. Sık iğnemi yaptım. Ortada eksiltme yapıyorum. Batıp çekiyorum. Yine batıp çektim. Topladım. Son boşluğun içine de bir tane sık iğne yapıyorum. Sayımı 3'e düşürdüm. Şimdi böyle tabanını oluşturduk. Buraya işaret ipimi yerleştirdim. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın aynı son yaptığım sık iğnenin boşluğuna bir tane sık iğne yaptım. Yandan devam ediyorum. 2, 3, 4. Burada bir tane daha sıram var. 5. 5 sık iğne yaptım. Şimdi dönüyorum. Burada zincir boşluklarım vardı. 2 tane yaptım. Bir tane daha yapıyorum. 3. 5, 3. Şimdi buradan devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. Şuraya geçiyorum bakın. Buraya da bir tane yapıyorum. 5. Arka kısımda 2 tane sık iğnem kaldı. Böylece tabanın etrafını dönmüş oldum. İlmek kaydırma ile birleştireceğim arkadaşlar. Burada zincir çekmiştik. İşarete gerek yok artık arkadaşlar. İşareti çıkardım. İlmek kaydırma yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi burada sayım 15 sık iğne oldu. Hemen birleştirdiğim yere battım. Bir sık iğne yaptım. 15 sık iğneyi öreceğim. 3, 1 zincir çekiyorum. Bir sıra daha öreceğim. Yine aynı yere batıyorum. 15 sık iğnemi örüyorum. İlmek kaydırma ile birleştirip bir zincir çektim. Dibine batıp bir tane yaptım. Devam ediyorum. 2, 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi eksiltme yapacağım.
Bu şekilde bir, iki, üç. Üç tane arka arkaya eksiltme yaptım. Kalan sık iğnelerimi sıranın sonuna kadar örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Sıra başına bakın. İlk sık iğnenin boşluğu burada. İlmek kaydırma yaptım. Bir zincir çekiyorum. Aynı deliğe batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı deliğe batıp sık iğne yapıyorum. Çift yaptım. Yalnız arasında bir tane zincir çektim. Şimdi tekrar göstereceğim. Yan halkaya geçiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa batıp sık iğne yapıyorum. Yan boşluğa geçtim. Bir sık iğne yaptım. Bu arada zincir çekmiyorum arkadaşlar. Bir zincir çektim. Aynı boşluğa batıp sık iğne yaptım. Yandaki boşluğa geçiyorum. Bir sık iğne yaptım. Bir zincir arada çekiyorum. Aynı boşluğa batıp sık iğnemi yaptım. Bütün sık iğneleri bu şekilde dolduracağız. Yan boşluğa geçiyorum. Bir sık iğne, bir zincir. Aynı boşluğa sık iğne. Yan boşluğa bir sık iğne, bir zincir. Aynı boşluğa bir sık iğne. Yan boşluğa geçtim. Bir sık iğne, bir zincir. Aynı boşluğa sık iğnemi yaptım. Sıradaki boşluğa geçtim. Bir sık iğne, bir zincir ve aynı yere yine bir sık iğne. Yan boşluğa geçip sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim. Aynı boşluğa batıp bir sık iğne. Sıradaki boşluğa sık iğne, bir zincir. Aynı boşluğa bir sık iğne daha. Bir sık iğne, bir zincir. Aynı boşluğa bir tane sık iğne. Bakın bir tane sık iğnem kaldı burada. Onu da aynı şekilde battım. Bir zincir çekip aynı boşluğa batarak sık iğnemi yaptım. Burada ilk sık iğnenin üstüne batıp ilmek kaydırma ile birleştirip bir zincir çektim. İpimi kestim. Bakın buradan ipimi içeri gizleyeceğim. Burası taban. Şu eksiltmeleri yaptığım yer burnu, ön kısmı. Tabi ayağa girmesi için biraz geniş olması gerekiyor. Yoksa zor giriyor arkadaşlar. Şimdi bağcık yapacağım. Bağcıkla sıkıştırabiliriz. Bakın. Ben burada sıkıştırmıştım. Şimdi şöyle ne kadar 25-30 santim bir ipi kesiyorum. Uzunluğunu sonra kısaltabiliriz arkadaşlar. Ve şöyle bir ucunu tutuyorum. Öbür ucunu döndürüyorum. Şimdi ön tarafta bakın 3 tane eksiltme yapmıştık. İlk eksiltmenin böyle burasına geçiriyorum. Buradan ipimi, bağcığımı geçirdim. Bakın şu sıraya yapıyoruz. Şekilde sırayla geçireceğim. Bir sık iğne ara veriyorum. Şurada bir sık iğne ara verdim.
Yani bağcığı geçireceğiz arkadaşlar. Böyle tamam. Eğer uzunsa çünkü çok uzun olmasını istemiyorum. Buraya bir düğüm atıyorum. Kısaltıyorum. Bu şekilde bakın. Bebeğin ayağını giydirirken biraz açıp daha sonra buraya düğüm atıp sıkıştırabiliriz arkadaşlar. Şöyle. Bu şekilde bakın. Patiklerimiz de hazır. Şimdi şapkamızı yapalım. Şapka için zincir çekeceğim yine. 38 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 38. Şimdi zinciri burmadan bakın bu şekilde ilk zincirin içine batıyorum. İlmek kaydırma yaptım. Bir zincir çektim. İki tane zincir çekiyorum. Şimdi sıradaki bu bağlantı yaptığım yerde bu kilit trabzan gibi düşünün. Hemen yan tarafa geçiyorum. İpimi yine burada alacağım, gizleyeceğim alttaki ipi. Sonra diğer sıralarda gizleyeceğim. İkili trabzan yapıyorum. Bakın her zincirin içine ikili trabzan. 37 tane ikili trabzan yapacağım. Çünkü ilk boşluğa zincir geldi. 37 tane bu şekilde ikili trabzan yaparak zincirleri tamamlayacağım. Yani zincirin sonuna kadar bu işlemi yapacağım. Bakın tamamladım. 36 tane oldu. Bir tane daha yapıyorum. 37. Zincirle birlikte 38 tane trabzan olmuş oluyor. Şimdi buradaki ikinci zincire batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekip bir tane daha zincir çekiyorum. 2. Şimdi üzerine doladım. Bu zincir arkadaşlar, bu sıradaki trabzanın beline böyle ortadan girip tığımı geçirdim. Trabzan yapıyorum. Kilit trabzan. Üzerine doluyorum. Bu kez sıradaki trabzanın bu şekilde arkasından dolanıyorum. Karnını ortaya giriyoruz arkadaşlar. Böyle çekiyorum. İkili trabzanımı yaptım. Sırayla bir önden alacağım trabzanın ortasından. Trabzanımı yapacağım. Sonra sıradakini bakın arkadan buradan giriyorum. Buradan bu şekilde tığımı geçirip ipimi aldım. İkili trabzanımı yaptım. Önden arkadan hemen sıradaki trabzana. Önden trabzanlarımı yapacağım. Bakın burada en son arkadan yaptım. Son trabzanımı ön tarafından, trabzanın ön tarafından dolayıp tamamladım.
Şimdi burada iki zincir çekmiştik. İkinci zincirin tepesine batıyorum. İlmek kaydırma ile birleştirdim. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bu ipi burada şu ipi yukarı çıkıp arkadaşlar çekip gizleyeceğim. Bir zincir çektim. Aynı boşluğa batıp sık iğne yapıyorum. Şimdi sıradaki trabzanın üstüne batıyorum. Sık iğne. Her bir trabzanın üstüne batarak sık iğne yapacağım. Burada 38 tane trabzanım var. 38 tane sık iğne yapacağım. Bakın sırayla atlamadan sık iğnelerimi yapıyorum. Sıra sonuna kadar tamamlayacağım. İpimi artık şurada keseyim arkadaşlar. Sık iğnelerimi böyle buraya kadar tamamlayıp geliyorum. Bakın burada iki tane daha kaldı. Şimdi ilk sık iğnenin içine batıyorum. İlmek kaydırma yaptım. Bir zincir çekip aynı şekilde burada 38 tane sık iğne var. 7 sıra daha sık iğnelerimi yapacağım. Toplam sık iğne sayım 8 olacak. Şimdi 7 sıra daha 38 sık iğneyi dümdüz öreceğim arkadaşlar. 7 sıra daha ördüm. Toplamda sık iğne sayım 8. Şimdi burada ilmek kaydırma ile birleştirip bir zincir çektim ve şöyle ipimi biraz 15-20 santim uzun bıraktım. İğne takacağım. Şimdi iki sık iğne ara vererek, yani bir sık iğne ya da iki sık iğne ara vererek şöyle arka halkasına geçiriyorum. Şu taraftan yapayım. Şimdi büzelim. Sonra şurada ilk başladığım yere geçirdim. Zaten pompon da yapacağız. Şimdi bu ipi şuradan iç tarafa geçirdim. Şimdi pomponu nasıl yaptığımı göstereceğim. Şöyle bir çatalım var. Şu ipim fazla biraz. Kesiyorum. Böyle 15 santim kadar çatalın ortasına taktım bunu. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi,
21, 22, 23, 24, 25 tane doladım. İpimi kestim. Şimdi çatalın arasına geçirdiğim ipi burada düğümlüyorum. Sıkı bir şekilde. Bir daha. Şimdi çıkardım. Şimdi bağladığım ipleri tam ortadan geçirmiyorum arkadaşlar. Birini bir taraftan arkaya geçirdim. Diğer ucu da hemen ilk sıranın büzdüğüm yerden arkaya geçirdim. Bakın bu şekilde sıkıştıracağım. Patik ve şapkasını da giydirelim, patiklerini. Böyle geçirdikten sonra bir düğüm atıp sıkıştırabiliriz. Bebişimiz hazır. İki renk de çok güzel oldu. Bebeklerime çok yakıştı. Bu videonun da sonuna geldim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.